Sevgili dostlar merhaba. Tarihte Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bugün tarihte yürümeye devam edeceğiz. Sizler orada oturduğunuz yerde, koltuklarınızda, belki yemek sofrasında. Bizlerse burada tarih üzerinde yüzyıllara meydan okuyan fotoğraflar eşliğinde inşallah yürüyeceğiz. Bugün Vezneciler bölgesinden, yani İstanbul'un, 7 tepeli İstanbul'un 3 numaralı tepesinden 4 numaralı tepesine doğru, Fatih'e doğru bir yürüyüş yapacağız. Ama yürürken bize fotoğraflar eşlik edecek ve o fotoğraflar doğrultusunda ilerleyeceğiz. İlk fotoğrafımız Kuyucu Murat Paşa Külliyesi. Bir dakika. Kuyucu Murat Paşa kim? 1535 tarihinde Bosna'da Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Sonradan zekası fark edilmiş. Enderun Mektebi'ne alınmış, devşirilmiş, Müslüman olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde memurluğa başlamış. Mısır Beylerbeyliği'ne Kethüda olarak atanmış. Şam'a, Libya'ya, Kıbrıs'a, Arabistan'a, Makedonya'ya, Anadolu'nun değişik illerine vali, serdar, bey, paşa olarak görevlendirilmiş. Hayatının bir döneminde Yedikule zindanlarında hapis yatmış bir insan. 1607 yılında Sultan 1. Ahmet İstanbul'dan çıktıktan sonra asayiş ve güvenlik problemi hasıl olunca öyle kötü bir coğrafya ve dönem yaşıyor ki Osmanlı, Celali isyanları adı verilen isyanlarla İstanbul'dan çıktıktan hemen sonra Anadolu'nun hiçbir yerinde can ve mal güvenliği bulunmamaktadır. Haramiler, Celaliler, Asiler, Anarşistler, bugünkü tabirle teröristler insanların yollarını kesiyor, canlarını alıyor, mallarını alıyormuş. Devlet bu duruma bir dur demek için yetkilileri görevlendirilmiş ve bu yetkili ordunun başına da bu Bosnalı Katolik ailenin çocuğu olarak dünyaya gelip Enderun Mektebi'nde İslam ile şereflenmiş güzel adam Kuyucu Murat Paşa'yı görevlendirir. Tam bir yılda devletin 30-40 yılda halledemediği bu problemi tam bir yılda halleden Kuyucu Murat Paşa, diyorlar ki kazdırmış olduğu dev kuyulara 50 bin 60 bin kişiyi öldürüp üst üste yığmış ve gömmüş. Bu yüzden Murat Paşa'nın adı Bosnalı Murat Paşa, Boşnak Murat Paşa değil, Kuyucu Murat Paşa. 1608 ile 1610'lu yıllarda Vezneciler bölgesinde külliyesini yaptırmış, imarethane yaptırmış, yok medrese yaptırmış, şu an İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kullandığı bir bölüm olarak durmaktadır. Sıbyan Mektebi yaptırmış, buyurun size Sıbyan Mektebi. Bir de türbesi var. Türbesini de size ikinci fotoğraf olarak göstereyim mi? Haydi gelin birinci fotoğrafla 1950 yılıyla sizi baş başa bırakın. Şehirleşme anlamında çok ciddi bir kıyımın yaşandığı bölgedeyiz. Vezneciler bölgesindeyiz. Osmanlı silah sektörünün barutluğuna, barutların konulduğu haznelere vezne adı verilmiş. Ve burası tüfeklerin barutlarının saklandığı haznelerin yapıldığı yer olduğu için vezneciler olarak anılmış. Ve burası şu an bulunmuş olduğumuz yer 1942'de başlayıp 1957 yılında biten 15 yıllık bir tarihi katliamın baş aktörlüğünü ve platosunu yapmış yerdir. Neler var peki burada? Burada Camcı Ali Mescidi var. Yok, otobüs durağı.
Burada Kuyucu Murat Paşa Külliyesi var, yok. Yalnızca medresesi ve yalnızca Sıbyan Mektebi kalmış. Bize ilham olan ve sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1950'li yıllardaki restorasyon sürecinde olan fotoğraftır. Vezneciler 40'lı yıllardan itibaren bir düzenleme, bir tanzim, yepyeni bir şehirleşme modasına girmiş. 42 yılında başlayıp 50'li yıllara kadar olan yıkım artık tamamlanmak üzere, yıkımdan kurtulmayı başarmış olan tarihi eserlerin restorasyonu gündeme gelmiştir. Kuyucu Murat Paşa büyük adamdır. Teferruatını az evvel konuştuk. Bu Kuyucu Murat Paşa'nın medresesi, işte görmüş olduğunuz yer, ama fotoğrafta harabi olarak ve inşaat olarak görüyorsunuz. Sıbyan Mektebi fotoğrafta yine harabi olarak görünüyor. Şu an ise özel tapulu bir yerdir. Yani bir dükkandır, özeldir. Ne kadar kötü. Piri Mehmet Paşa Vakfı'na ait olup Yavuz Sultan Selim Han'ın son sadrazamı, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ilk sadrazamı olan Piri Mehmet Paşa Vakfı'na ait olan Kuyucu Murat Paşa Sıbyan Mektebi, kot pantolonu satan bir dükkanın tapulu malıdır. Kötü olsa gerek. Fotoğrafa gelelim. Takvimler 50'li yılların başları. Adnan Menderes dönemi ve şehirleşme çalışması. Bu yol Beyazıt'a doğru giden 4 numaralı tepeyi, Havaryun Tepesi'ni 3 numaralı tepeye, Teodosius Tepesi'ne bağlayan 7 tepeli İstanbul'un bu bölgesinde şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta Zeynep Sultan Konağı, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, Kuyucu Murat Paşa Sıbyan Mektebi, Kuyucu Murat Paşa Külliyesi'ne kira gelirleri sağlayan kiralık dükkanlar ve pek çok şeyin harabelikten kurtulduğu anı görüyorsunuz. Bugünlerde görüntü tam olarak otobüslerle dolu, trafikle dolu bir cadde. 1950'li yılları geldiğimizde şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi burası bir inşaat şantiyesi. ...1535 tarihinde Bosna'da doğ, Katolik bir ailenin Hristiyan çocuğu olarak büyü, Allah'ın kaderi ve Allah'ın hidayeti bu olsa gerek sanırım. Sonra Müslüman ol, sonra Osmanlı padişahının göz bebeği ol, sonra 7 düvele karşı 75 yerde İslam'ın valiliğini yap, sonra 1611 tarihinde İstanbul'da vefat et ve mezarın ve türben İstanbul'un tam göbeğinde olsun. Kuyucu Murat Paşa, Allah rahmet eylesin. İstanbul'un, Osmanlı'nın, yani İslam'ın merkezinin güvende, huzurlu ve sakin olması için ömrünü feda etmiş Kuyucu Murat Paşa, 1611 tarihinde vefat edince kendi yaptırdığı medresesi ve Sıbyan Mektebi ayakta duran ama onun dışında imarethanesi ve Darüşşifası yıkılmış olan Kuyucu Murat Paşa'nın türbesi tam olarak arkamdadır. Takvimler 2021'i gösterdiğinde tam olarak arkamdaki görüntü budur. Fakat takvimler 1940 yılını gösterdiğinde henüz İstanbul'a restorasyon adı altında İstanbul'un kimliğini, İstanbul'un karakterini, İstanbul'un hüviyetini ortadan kaldıracak olan o zehirli mimari el
vurulmadan 2 sene önce Kuyucu Murat Paşa Türbesi tam olarak şu an fotoğrafta gördüğünüz gibiydi. ...1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması'ndan sonra devlet ve vatan 12 yıl bir savaşmazlık dönemine girdi. Bu savaş yapmamak, devleti içeriden tamir etmek dönemi 12 yıl sürdü. 1730 yılında Patronu Halil, ki Patronu Halil hamamı hemen arkadadır, aslında oranın adı Ayşe Sultan Hamamı'dır. İkinci Beyazıt Külliyesi'ne Sultan Beyazıt'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu, ha bu arada bir açıklama daha getireyim. İkinci Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası değildir, oğludur. Şehrimizi yönetenlerin tarih bilgisindeki problem, ikinci Beyazıt'ı o baba gibi gösterdi. Beyazıt baba değildir, oğuldur. İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın evladı, 2. Beyazıt'ın hanımı, Beyazıt'ın yapmış olduğu ve bu bölgeyi dolduran külliyeye bir hediye olsun diye şu ilerideki hamamı yaptırdı ve külliyeye kattı. O hamam Patronu Halil Hamamı olarak her ne kadar literatüre girmiş olsa da Patronu Halil ve ekibi burada banyo yaptığı, yıkandığı için adı öyle anılmıştır. İşte Patronu Halil ayaklanmasıyla biten Lale Devri'nden sonra Osmanlı Devleti bir 100 yıl süren kargaşa ve anarşi dönemine girdi. ...1740'lı yıllarda Sultan 3. Ahmet, Sultan 1. Mahmut, Sultan 3. Mustafa dönemlerini ve hatta 3. Osman ve Mustafa dönemlerini, o karışık ve bol padişahlı dönemleri gören bir insan var. Allah Resulü Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan'dan olma torunu, eski sadrazam demek olan Sadr-ı Espak Seyit Hasan Paşa tarafından bu bölgeye, yani Zeynep Sultan Konağı'nın şimdi fen fakültesi olarak kullanılan Zeynep Sultan Konağı'nın hemen yanına, daha doğrusu bu medresenin yanına bu yapıldı. Önce bu yapıldı. Hasan Paşa bir medrese yaptı. Bu medrese bugün hala üniversitenin bir bölümü olarak kullanılmaktadır. İşte şu an elimizde tarihi çok net belli olmasa da 1910'lu yıllara ait olduğunu düşündüğümüz bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bu fotoğrafa göre Sadr-ı Espak Hasan Paşa Medresesi 2021 yılına göre daha harap, daha kötü görünmekte. Zira Osmanlı Devleti Trabluskarplar, Balkanlar, Birinci Dünya Savaşı, Dimetoka Savaşı, Türk-Yunan Savaşı, pek çok savaşla iç içe olduğu o günlerde çok da fazla imara özen gösteremedi. İşte o günlerde 1910'lu yıllarda Hasan Paşa Medresesi ve ilerideki Hasan Paşa Hanı harabe kaldı. Fotoğrafa gelelim. Takvimler 2021'i gösterdiğinde arkamdaki görüntü ile buranın hali budur. Ben hep 2021 diyorum ya, bugünden 50 sene sonra bu programı devam ettirecek ya da başka bir program yapacak olan sunuculara aslında tüyo veriyorum. Bakın 2021'de buralar böyleymiş.
2071'de buralar nasıl? O da artık bu programı arşivden çıkartıp seyredecek olan torunlara aittir. 2021 yılında görüntü tam olarak budur. Fakat 1910'lu yıllarda buralar nasıl görünüyormuş? Haydi sizi o fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Size öyle bir fotoğraf gösteriyorum ki bu fotoğrafla bugünkü hali yan yana koyarsak hadi canım sen de burası burası değildir, bir yanlışlık olmalıdır, tarihi tahribat, dezenformasyon bu kadar da olmaz diyeceksiniz ama dostlar bu kadar. Takvimler 1941 yılını gösterdiğinde Beyazıt'tan Fatih'e doğru giderken Vezneciler denilen bölgede tam olarak böyle bir görüntü vardı. Tıpkı bugünkü gibi insanların işlerine gidip geldikleri bir karmaşa zamanı. Takvimler 1941 yılını göstermekte. Arkamda otobüs durağı olarak görülen, otobüslerin yoğunluklu olduğu, üniversite binalarının o modern görüntüsünün altında bir boşluk var, bir cep var. Burası dümdüz bir cadde olarak gelirken sol tarafta bir cep oluyor. İşte o cep otobüs durağı. Takvimler 2021'i gösterdiğinde otobüs durağı. Takvimler bugünden tam 80 yıl öncesine gitse, 1941 yılını gösterse, şu an görmüş olduğunuz gibi bir fotoğrafla karşı karşıya kalacaksınız. O görmüş olduğunuz beyaz güzel bina, Fatih Sultan Mehmet Han'ın evladı 2. Beyazıt döneminin saray ketüdalığını yapmış. Son görev olarak da sarayın binalarının camlarını taktığı için adı Camcı Ali Efendi diye kayıtlara geçen Camcı Ali'nin yaptırdığı 3 camiden biri. Ne tuhaf, 3 cami yaptırmış, ikisi yıkılmış. Fotoğrafta net olarak görülmekte. Bugün ise Camcı Ali Mescidi'nin olduğu yerde otobüsler bulunmaktadır. Ne tuhaf değil mi? Eğer fotoğraflar olmamış olsaydı 80 yıl evvel, 100 yıl evvel nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı, hiçbir şeyden habersiz olarak yürüyüp geçip gideceğimiz caddelerin hafızalarında nelerin saklandığını bilmiyor olacaktık. Sanırım tarihte yürümek bu olsa gerek. Sanırım tarihte yürüyen adam olmak demek bu olsa gerek. Hadi gelin fotoğrafa dönelim. 2021 Vezneciler, trafiğin akışını görüyorsunuz. 1941, tam 80 sene önce. İki fotoğrafı yan yana getirdiğimizde bu bölgedeki değişimi çok net olarak görebiliriz. Sizi 1941 Veznecileriyle baş başa bırakıyorum. ...1959 yılı. Şu an ben Camcı Ali Mescidi'nde bulunuyorum. Şu an siz de Camcı Ali Mescidi'nde bulunuyorsunuz. 2 sene evvel burası otobüs durağı yapmak ve belki de meydan yapmak ve belki de caddeyi biraz ferahlatmak için yıkıldı. Yani caddeyi ferahlatmak için yıkıla yıkıla bir tek cami kalmış. Camiyi yıktılar ve bu meydan kaldı. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf
1959 yılına aittir. Camcı Ali'den 2 sene sonra. Fotoğrafta arkadaki detay olarak görünen cami, Mimar Sinan'ın benim çıraklık eserimdir dediği 1548 yılına ait Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefat eden evladı Şehzade Mehmet adına yaptırdığı Şehzade Başı Camii. Efendim çok curcuna var. Her yerden arabalar geliyor. Her yer kalabalık. Bu kalabalıkta daha fazla trafikte kalmayalım. Sizi iki fotoğrafla baş başa bırakalım. 2021 Şehzade Başı, 1959 Şehzade Başı. ...1950'li yılların ortaları, 1955-1956 Vezneciler, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, Kuyucu Murat Paşa Sıbyan Mektebi, Kuyucu Murat Paşa Külliyesi ve bu külliyeye para kazandıran kiralık dükkanlar. Arkada, fotoğrafta, fon olarak arkada Zeynep Sultan tarafından devlete verilen Darülfünun Mektebi. Çok Zeynep Sultan dedik ama bu programda çok fazla Zeynep Sultan'dan bahsettik. Kimdir Zeynep Sultan? Zeynep Sultan, Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu. Osmanlı Sadrazamı Yusuf Kamil Paşa ile evlenir. Çok mesut, çok mutlu, dillere destan bir evlilikleri vardır. Mutlu aile göstermek isteyenler Yusuf Kamil Paşa ile Zeynep Sultan evliliğini gösterirler. Bak derler, işte mutluluk bu olsa gerek. Çok mesutlar, çok iyiler. Her şeyleri var, bir şeyleri yok. Çocuk. Allah bütün nimetleri vermiş Zeynep Sultan'la Yusuf Kamil Paşa'ya, bir nimet vermemiş. Veren de o, vermeyen de o. Vermezken de hayırlı bir iş yapıyor, verirken de hayırlı bir iş yapıyor. Allahu Teala vermezken de güzel, verirken de güzel. Uzun süre çocuk hayali kuran ben bunları söyledim Allah'a her duamda. Ya Rabbi ne güzel vermedin. Ya Rabbi ne güzel verdin. Veren ve vermeyen aynı makam olunca bize hamd etmek düşer. Zeynep Sultan da Yusuf Kamil Paşa kendilerine çocuk vermeyen Allah'a böyle dua ediyorlarmış. Çok zenginler. Birisi hükümdar kızı, Kavalalı'nın kızı. Diğeri sadrazam. Her tarafta köşkleri, konakları bulunmakta. Bu konaklardan birini çocuklar okusun diye üniversiteye bağışlamışlar. Fotoğrafta arka tarafta kırmızı olarak fon gibi görülmekte. Bu konaklardan birini ise, kendilerine ait olan konaklardan birini ise, Üsküdar'daki yazlık konaklarını ise kadın doğum hastanesi olarak devlete bağışlamışlar. Evet, Zeynep Kamil Hastanesi'nden bahsediyorum. Zeynep Kamil Doğum Evi ve Kadın Hastanesi, Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Zeynep Sultan ile Osmanlı Sadrazamı Yusuf Kamil Paşa'nın konaklarıdır. Ve bugün devlet çocuk sahibi olmak isteyen ya da çocuk tedavisi gören hanımların tedavi gördüğü yer. Hadi fotoğrafa geri dönelim. 1950'ler, Zeynep Sultan konağı arkada, önde ise harabe bir Kuyucu Murat Paşa Medresesi. Bazen tarihi fotoğraflar güzel olmuyor. Bazen bugünkü fotoğraflar güzel oluyor. Peki 2021'i, yani bugünü, 1950'lerden, yani şu an görmüş olduğunuz fotoğraftan ayıran güzellik ne? Efendim, görmüş olduğunuz eski fotoğraf biraz kel bir meydan, ağaçsız bir görüntü.
Bugün ise Allah'a hamdolsun her tarafında ağaçlarla dolu olan, hele bahar ayı bitip yaz ayı geldiğinde ağaçların yaprakları yolu kapatınca harika olan bir yolla karşı karşıyayız. 2021 bol ağaçlı bir Vezneciler Caddesi. 1950'lerin sonları biraz ağaçsız, harabe, tamire muhtaç bir Vezneciler. İki fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han dönemi İstanbul'da Yeniçeri Ocakları'nın yaygınlaştığı dönemdir. 1520-1566 yılları arasında Osmanlı Devleti Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da Yeniçeri Ocakları'nı, sekbanları ve sipahileri teşkilatlandırmış, her yere ocaklar kurmuştur. Bu noktada Aksaray bölgesinde bulunan İskenderpaşa semtindeki Ahmediye Orta Kışlası'nın yanı sıra tam olarak burada Kalenderhane Camii'nin önündeki metro Vezneciler istasyonunda bir kışla vardı. Burada askeri eğitim yapılıyor. Burada Yeniçeri Acemi oğlanları yetiştiriliyordu. Bu Acemi oğlanların, burada ders alan Acemi oğlanların yıkandıkları hamam da şu an kubbesinin bir kısmını görmüş olduğumuz Acemi Oğlanlar Hamamı idi. Bu hamam 1800'lü yıllarda Yeniçeri Ocağı henüz kapanmamışken 1826 öncesinde Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin babası tarafından yönetilen bir hamamdı. İsmail Dede Efendi buraya gelir, burada babasıyla beraber mesaisini tamamlardı. Hamamizade kelimesi hamamcının oğlu demektir. İşte İsmail Dede Efendi'ye zadelik yaptıran hamam tam olarak arkamda görülmektedir. Şu an bir otelin arka tarafında kaldı. Celal Ağa Hamamı, Celal Ağa Orta Kışlası. Burası Celal Ağa Kışlası'dır. Orası da Celal Ağa Hamamı'dır. Şimdi gelelim mi fotoğrafa? 1960'lı yıllar. Bugünlerde iki film verilir sinemalarda. İki film seyredilir. Ya da bir film. 90'lı yıllarda iki film üst üste denirdi. Bugün tek film seyrediliyor. Afişe bakar mısınız? Duvardaki afişe. Yok yok, bugüne değil. 2021 yılının duvarındaki afişe bakmayın. 1960'lı yıllardaki, yani fotoğraftaki duvarın afişine bakın. 4 film birden diyor. Ortalama 120 dakika olsa bir film 480 dakika, yani bir günün tüm öğleni sinemada geçecek düzeyde 4 film birden veriliyormuş. Acemi Oğlanlar Celal Ağa Hamamı 1961 yılında şu an sizin fotoğrafta gördüğünüz gibi görünmekteyim. Eskiler bilir. Çok eski olmaya gerek yok. Ben 74'lüyüm. 80'li yıllara ait olan gençler de bilirler. Küfe diye bir şey var. Küfe diye bir eşya var. Pazarda gezerler hamallar sırtlarında küfelerle. Ve insanları çoğunlukla yanında çocuğu, eşi ya da ailesine ait bir erkeği olmadan pazara çıkan hanımların elindeki fileleri. Eskiden poşet yoktu. Eskiden kese kağıtları vardı.
kese kağıtlarıyla dolu olan teyzelerin elindeki fileleri ve kese kağıtlarını sırtındaki küfelere koyar, evlerine götürürlerdi. Küfecilik pazarlarda, meyvelerin, sebzelerin satıldığı pazarlarda önemli işlemler yapmaktaydı. Eskiler bilirler. Bizim dönem bilir. Küfelik olmak diye bir tabir var. Küfelik olmak. Yürüyemeyecek kadar kötü durumdasın ve seni küfesine koyarak bir hamal senin evine götürüyor. Hadi biraz gülümseyelim. Yer vezneciler. Trafiğe kapalı cadde deniyor not olarak. İşte trafiğe kapalı cadde bu. Terzi Semih yaşıyorsa buradan ellerinden öpüyoruz. Dükkanlerde bilmiyoruz. Tek bildiğim şey bu cadde üzerinde bir dükkan olması. Sarhoş olmuş bir abi, küfelik olmuş, pazarda mal taşıyan hamallardan biri sırtındaki küfeye koymuş evine gidiyor. Bir tartışmadan çıkmış olsa gerek, burnunda darp izleri var. Çok sinirli, sağa sola hareketler yapıyor. Yüzümüzü gülümseten, tabii bugün gülümseten 1970'li yıllara ait bir fotoğraf. Küfelik olmak, küfelik olan bir abi ve sizi baş başa bırakıyor. Osmanlı kültür ve sanat dünyasında vezneciler, direkler arası dendiği zaman bir dur. Orası önemli bir yer deniyordu. Direkler arası sanatın, kültürün, edebiyatın, musikinin, tiyatronun, sonraki dönemlerde sinemanın ne demek olduğunu İstanbul'a ve İstanbulluya anlatıyordu. Şu an biz tam olarak direkler arası Ferah Tiyatrosu'na bakıyoruz. Bakmayın arkamdaki ayakkabıcıya. Ayakkabıcı olarak gördüğünüz mekan esasında bir tiyatroydu. Hamdi Efendiler ve Şevki Efendilerin yanı sıra bir de Ferah Tiyatrosu, Matilt Kumpanyaları, Kavuklu Hamdiler, Kel Hasanlar, Dümbüllüler, Laz İsmailler, Ziyalar buralarda ahkam kesen, buralarda Türk Osmanlı sanatını ifade eden insanlardı. Kavuklu Hamdi buraya gelir, peşekar edebiyatını buralarda yaparlardı. Sonra güzel insanlar güzel atlara bindiler ve gittiler. Maalesef tiyatrolar yerlerini müşterisizlikten sinemalara çevirdiler. İnsanların sinema filmlerine ulaşması kolay olduğu için sinemalar da artık kapanıyor. Gelelim mi fotoğrafın aslına? Buralarda 1900'lü yılların başları, 1800'lü yılların sonlarında 3 tane tiyatro vardı. O tiyatrolardan biri Ferah Tiyatrosu'ydu. Ve Avrupa ile eşdeğer olarak aynı anda sinema filmlerinin gösterilmesi gibi Avrupa'yı anlamda tiyatro eserleri burada İstanbullu ile buluşuyordu. Lafın kısası direkler arası Ferah sinemasına ama öncesindeki direkler arası Ferah tiyatrosuna hoş geldiniz.
eğer takvimler 2021 olmasaydı, eğer takvimler 1890'lar olsaydı, sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğrafın tarihi olsaydı yani, ben bu yürüyüşü yapamıyor olacaktım. Zira şu an ben binalar kompleksinin önündeki direklerin içinden direklere çarpa çarpa geliyor olacaktım. Direkler arasına hoş geldiniz. Direkler ne demek? Şimdi size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Takvimler 1890'lı yılları göstermektedir. 1940'lı 50'li yıllara kadar bu mahalle, bu cadde, bu kültürü devam ettirdi. 1950'lerden sonra, bilhassa 60 darbesinden sonra köyden kente göçün bir kar topu gibi, bir çığ gibi büyüdüğü zamanlarda buraya çok göç oldu. Önce Ferah Tiyatrosu'ndaki, az evvel gösterdim, Ferah Tiyatrosu'ndaki Darül Bedai, yani konservatuvar buradan gitti. Tiyatrolar kapandı, sinemalara dönüştü. Sinemalar zamanla müşterisizlikten kapandı. Kapanan binalar yıkıldı. Yerlerine böyle hiçbir lüksü olmayan, hiçbir gösterişi olmayan han görünümlü binalar yapıldı. Siz şimdi böyle boylu boyunca görüyorsunuz, bu yol yapılması için sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki sağ kısımda detay olarak görülen direklerin bulunduğu binalar yıkıldı. Arkadaki binalar da yıkıldı. İki blok bina yıkıldıktan sonra ortaya böyle devasa bir cadde yapıldı. 1890'larda direkler bulunmaktadır. Aynı fotoğrafta şu an benim bulunduğum, bu taraf demiyorum, şu tarafta da direkler bulunmaktadır. Her iki direklerin olduğu kısımda cadde büyütülmesinde maalesef yıkıldı. Bugün kala kala sadece adı kaldı. Bakın orada da yazıyor, direkler arası. Sevgili dostlar, fotoğrafa gelelim. 2021 yılı şu an gördüğünüz gibi. Ama eğer günümüzden 130 yıl öncesine, 1890'lara gelirsek, o çok daha güzel bir görüntü. Sizi o fotoğrafla baş başa bırakıyorum. İşte bölgeye adını veren direkleri şu an çok net görüyorsunuz. Az evvel Sabah Jolyer fotoğrafı ile 1890 ile karşınızdaydık. Şimdi 1900 ile karşınızdayız. Andreas fotoğrafı, bölgeye adını veren direkleri Şehzadebaşı Camii'ni arka tarafta gösteren bir fon olarak gördüğümüz bu fotoğraf bir Rum fotoğrafçıya ait. Nikolas Andrea Menos isimli bir fotoğrafçıya. Takvimler 1900, günümüzden 120 sene öncesi. Vezneciler bölgesindeki, buraya karakter, buraya ruh, buraya nefes üflemiş olan, adını veren direkler şu an tam olarak karşınızda bulunuyor.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.